sevgili sanatsever arkadaşlar, çizim yapmak isteyenler, ikinci programımızla bir aradayız, beraberiz. Evet, bugün tabii ki sizin daha önce birinci derste öğrettiğim şeyleri çalıştığınızı düşünerek devam edeceğim. Bugün artık yine bahsettiğim gibi sadece ellerimi göreceksiniz. Ara sıra tabii ki bazı videolarda beni yine göreceksiniz. Bu bardak ne için? Bu bardak size kalem açmayı öğreteceğim için. Kalem açmak öğretilir mi demeyin. Evet, öğretilmesi gereken şeylerden bir tanesi. Çünkü geçen derste ne demiştim size? Geçen derste bize kalem tıraşla açılan kalemler yaramıyor demiştim. Tabii ki isteyen kullanabilir canım. Yani olmazsa olmaz diye bir şey yok. Ama yetmiyor. Bakın, küçük bir uç olduğu için yani birkaç dakikada bir açmanız gerekiyor. Bize biraz daha uzun uç lazım ki çizim konsantrasyonumuz dağılmasın. Özellikle de yetenek sınavına girecek olanlar içinse zaman tabii ki sınırı mevcut. Yani orada zamanla yarıştıkları için onlara falçatayla açmak daha da elzem. Bakın, kalem tıraşla açtık, görüyorsunuz bu kadar bir uç çıktı. Bu bize yetmez. Yani küçük kısa bir şeyler için yeter ama dediğim gibi çok da fazla yetmeyecektir. Şimdi burada 2B kalemimiz var. Falçatamızla 2B kalemimizi açalım. Şimdi neden gösteriyorum? Aman alır açarız falan diyorsunuz. Ben yıllarca öğrencilerimden biliyorum. Böyle söğüt yontar gibi, çobanların söğüt yonttuğu gibi kalem açmaya kalkıyorlar ve fışt fışt. O şekilde açılmaz. Her şeyde olduğu gibi kontrol bunda da çok önemli. Çünkü iyi çizim yapmak, iyi çizer olmak, bu işleri bilmek, alet kullanımını da iyi bilmekle ilgili. Yani kullandığınız malzemeye de hakim olmanız gerekiyor. Sadece kağıdı kalemi aldık süper çizeceğiz diye bir şey yok. Malzemeye de hakim olacaksınız ve nasıl olması gerektiğini bileceksiniz. Falçatayı bu kadar açarak gene olmaz, yani olmayacaktır. Bu arada kedim Mia da kalem tıraşları yere atmaya sağ çalışıyor. Elini tutanlar için gösteriyorum. Sol elini tutanlar da tam tersi olacaktır. Bu şekilde sağ elinizle sadece falçatayı tutuyorsunuz, bakın. Yani onun dışında hiçbir şey yapmıyorsunuz, bakın. İşlemi yapan sol eliniz, görüyor musunuz? Falçatayı kaleme yasladınız, bu şekilde koydunuz. Kesinlikle dik açıyla tutmuyorsunuz, bakın şöyle. Olabildiğince yatık tutuyorsunuz. Tamamen yatık olursa açamazsınız. Şöyle hafif açılı, 15-20 derece açıyla. Şimdi bakın, işaret parmağınız şurada. Kalemi kendine doğru çekerken baş parmağınız da falçatayı ileri itecek. Yani iki ters hareket yapıyorsunuz. Tamam mı? Bu arada nasıl kalem açılır da herhalde başka öğreten bir video yoktur. Bakın şöyle kontrollü. Görüyor musunuz? Kontrollü açıyoruz. Geriden şu şekilde alıyoruz. Ve yatık yatık. Hemen böyle uç çıkarmaya çalışmayın. Kalemin ucunu hemen çıkaracağım derseniz orada abuk subuk bir şey belirir. Bu şekilde falçatanızın da iyi kesen kısmından bakın, mesela birazcık daha zoom yapalım isterseniz şöyle. Zoom'u nasıl yapacağımızı düşünüyorum. Yapamadım bir türlü. Ha, bu selfie modunda zoom yapamıyordu. Pardon. Selfie modunda olmayınca da ben görüp kontrol edemiyorum. Yani çıkıyor mu, çıkmıyor mu? Nasıldır, ne değildir? Bakın şu şekilde, görüyor musunuz? İşaret parmağımla kendime doğru çekiyorum. Kendime çekiyorum. Baş parmağımla itiyorum. Baş parmağınızı şuradan ileri falçatayı açılı bir şekilde itiyorsunuz. Çok kontrollü, bakın. Yavaş yavaş çıkarıyoruz ucu. Görüyor musunuz? Ucu çok fazla kontrolsüz yontmayın. Şimdi bu şekilde öğrencilerimden, tabii bunun daha sonra ustası olanlar vardı.
Çok güzel. Kalem açmayı ustaca artık ilerletmişlerdi. İğne gibi. Şimdi çok da aşırı uzun olursa kırılır tabii ki. Şimdi bize bu kadar yeter. Evet arkadaşlar, gördüğünüz, görüyor musunuz? Şekilde kendime küçük bir kara tahta ayarladım. Bu eski bir puzzle vardı. O puzzle'ın arkasını mat siyaha boyadım akrilikle ve bana kara tahta olmuş oldu, çerçeveli. Ki yıllarca kara tahtaya tebeşirle çizim yaptığım için severim kullanımını. Anlatımlar için de gayet iyidir. İnşallah parlama yapmaz. Şimdi geçen hafta bir takım çizimler öğrenmiştik. Elips yapmayı öğrenmiştik. Tabii ki bu elips daha çok başlangıç seviyesinde bir elips. Şimdi düz çizgilerle bir küp çizmeyi öğreneceğiz. Küp nasıl çizeriz? Bunu öğrenmeye çalışacağız. Düz çizgiler derken nedir? Araştırma çizgileri. Birkaç kere, 4-5 kereyi geçmeyecek şekilde çiziyoruz. Bakın nedir? Şöyle. Ben tabii burada dümdüz tek bir çizgi çizerim ama size araştırma çizgisini de göstermiş oluyorum. Yatay bir aks alıyorum. Buna aks diyelim, eksen diyelim. Yatay bir çizgi alıyoruz. Şimdi bunun üzerinde bir nokta belirliyorum. Bu noktadan 90 derece dikey bir çizgi çıkıyorum. Bunu mümkün olduğu kadar o noktadan ileriye geçecek şekilde çizin ki böylece daha düz hatlar elde edebilelim. Noktamızdan biraz ileri çıkmış olacağız. Daha sonra yukarıda tabii ki küpün tavan kısmının çerçeveden dışarı çıkmamasını düşünerek biraz aşağıda şöyle bir ölçü birimi alıyoruz. Bu ölçü birimi tabii ki bizim dediğim gibi göz orantımızı, küpü buraya sığdırabileceğimiz bir ölçü birimi olsun. Şimdi iyi bir küp, artistik görünüşte izometrik dediğimiz bir küpün alt açısının 30 derece olması iyidir estetik açısından. 30 derece ayarlamak istiyoruz. Şimdi 30 dereceyi nasıl bulacağız? Burası gördüğünüz gibi 90 derece. 90 dereceyi ayarlarken yatayları her zaman kağıdınızın alt ve üst çizgisine göre paralellemeye çalışın. Dikey olanları da tabii ki yan kağıdın kesimine göre oranlamaya çalışın. Daha sonra ben 90 dereceyi kağıdı katlayarak kontrol etmenizi de göstereceğim. Şimdi burası 90 derece olduğuna göre 90 dereceyi 3'e böldüğümüz zaman ne elde ederiz? 30 derecelik açı elde ederiz. O zaman ne yapıyorum? Göz orantımla, çünkü artık gözümüzü geliştirmemiz gerekir. Göz orantımla bunu 3 eşit parçaya bölüyorum. Görüyor musunuz? 3 eşit parçaya bölüyorum. Göz orantınız o kadar da kötü değildir. Size yardım edecektir. Şimdi bakın bu noktadan biraz geçerek ve uzatarak her çizgiyi uzun çizin arkadaşlar. Alttaki açıyı belirliyorum. Aynı işlemi diğer tarafta da yapıyorum. Eğer aynı işlemi yapmak istemezseniz şuradaki 30 derecelik açıya bakarak aynısını bu tarafta da çizebilirsiniz. Ama başlangıçta bunlar o kadar kolay görünmeyebilir. Ben burada 30 çiziyorum ama sizin çizdiğiniz 45 derece gibi, 40 derece gibi olabilir. O yüzden gene böyle 3 eşit olmasına çalıştığınız açıyla kontrolü sağlayabilirsiniz. Ama bunu ben eşit yapamadım diyorsanız da tabii ki kaleminizi alırsınız. Şuradan şöyle aynı bölgeden, tabii ki birini buradan birini buradan değil, birbirini takip eden şu noktadan ölçünüz. Kalemin durduğu noktaya bakıp elinizi koyun, tekrar ölçün. Kalemin durduğu yere bakın, tekrar. Bu şekilde ölçüyü alabilirsiniz. Ne kadar çok ölçerseniz de bunu da uzatıyoruz. Gözünüz o oranda gelişir. Diyebilirsiniz ki hocam artık bunların önemi kalmadı. Her şey bilgisayarlarla ve bazı programlarla hazır yapılıyor. Unutmayın ki bunların da arkasında insanlar var. İnsan emeğinin yerini hiçbir şey tutmaz. Her zaman insan emeği ön planda olacaktır. Bütün fabrikasyon ürünler ucuza satılırken handmade yazan arkasında handmade ürünler her zaman daha pahalı olacaktır. İnsan emeğinin yerini hiçbir şey tutamaz. Bunu da unutmayın. Bu şekilde iki açıyı da aldık. Şimdi buradaki açı, tabii bunlar aslında kaçış noktalarına gidiyorlar. Onu başka bir dersin konusu. Buradaki açıyı
takip eden paralel, bakın şu noktadan açı alıyorum. Paralel. Paralel derken çok hafif aslında burası biraz daha daralıyor. Bakın bu tabii ki perspektifte kaçınılmaz bir şey. Kesinlikle açılmasın bu ara. Ama görüyor musunuz? Biraz daralsın perspektif hissini algılatmak için. Şimdi bakın gene noktadan çıkarak çiziyorum. Tekrar diğer tarafa da aynı şekilde çiziyorum. İki kaçışla aslında perspektif uyguluyoruz burada. Bu şekilde her iki yöne çizdikten sonra şimdi buradaki bu köşe bizim küpümüzün bize bakan köşesi, ön köşesi. Bu ölçüye dayanarak diğer tarafların boyutunu ayarlayacağım. Şimdi bu boyutu ayarlarken küp ne demek? Küp her tarafı, her kenarı birbirine eşit karelerden oluşan, altı kareden oluşan geometrik form demek. Şimdi bu küpün her yönü birbiriyle eşit. Fakat bu yönümüz bizim perspektife girmiş. Değil mi? Burası şimdi atıyorum 5 santime denk geliyorsa, burayı da 5 alırsak görüntüdeki o daralma, perspektif daralma demektir aynı zamanda. O daralmayı yakalayamayız. Dolayısıyla ne yapabiliriz? Birinci yöntem, buradaki ölçüyü alıp, şu ölçüyü alıp bu şekilde çevirip biraz daha gözümüzde daraltabilirsek. Bunlar hep nedir? Başlangıç. Bakın başlangıç durumları, öyle söyleyeyim. Daha sonra bunların daha ölçülü teknikleri de var tabii ki. Ama biz gözümüzü geliştiriyoruz, formlara aşinalık sağlıyoruz. Göz geliştirmek çok önemli. Bakın bu şekilde aldık, görüyor musunuz nereye geliyor? Şimdi şuraya geldi. Geldiği yeri şöyle işaretledim. Şimdi bu geldiği yeri alırsanız, bak gördünüz mü? Şimdi burası dikdörtgen göründü. Değil mi? Bize kare görüntünün perspektifteki hali gerekiyor. Yani burası bayağı bir dikdörtgen gibi görünür. Halbuki buna eşit aldınız ama burası perspektif. Açı demek, bakın açı demek perspektif demektir. Bunu unutmayın. Ne kadar açınız artarsa, burası 180 derece, şurası. Açınız ne kadar artarsa, bakın dikey şu noktaya doğru, karşınızdaki geometrik form, bu figür olabilir, bir testi olabilir, herhangi bir şey olabilir. Yan açısı ne kadar şuradan artıyorsa, yukarı doğru çıkıyorsa o kadar perspektifte demektir. Ne kadar perspektifteyse bir obje o kadar daralıyor demektir. Bunu unutmayın. 2 kere 2 4 eder gibi bir kuraldır bu. Ne kadar perspektifteyse o kadar daralma vardır. Bunu şöyle göstereyim. Hemen elimizde bir örnek var. Görüyor musunuz? Şöyle benim meşhur Giotto tebeşirlerimin örneği, parlamasını da istemiyorum. Şimdi bu karşımızda şöyle bir prizmatik form. Dikdörtgen. Dikdörtgen prizma bu. Bu arada formların da bilinmediğini biliyorum. Küp mesela her tarafı karelerden oluşan formdur. Bu ise bakın her yüzü farklı dikdörtgenlerden oluşuyor. O yüzden buna dikdörtgen prizma diyoruz. Şimdi burada baktığımız zaman şu kenarın uzunluğunu görüyoruz. Ama nedir? Yatay. Görüyor musunuz? Yatay. Bunu çevirdiğimiz zaman, şöyle çevirelim. Çevirdiğimiz zaman bakın şuradaki köşe, gördünüz mü? Şu köşe oluşuyor. Bu işte bizim çizdiğimiz şu köşe. Tabii küp köşesi, bu da dikdörtgen prizma köşesi. Şimdi buralar açı aldılar. Görüyor musunuz? Açıya sahipler. İşte bakın açı oluştukça görüntüde daralma oluşuyor. Biraz daha dönünce biraz daha daralma. Tabii bu arada siz görün diye ben biraz telefon şöyle yukarı doğru tuttum kameraya. Ama aşağıda olursa bakın açı daha fazla oluyor. Biz biraz göz hizamızdan aşağıda tutacağız ki estetik çıksın. Biraz daha estetik. Bakın ne kadar fazla açı oluştu. Şimdi biraz daha çevireyim. Bakın açı arttı. Görüyor musunuz? Açı arttı. Daralma da arttı. Dediğim gibi ne kadar açı artarsa o kadar daralma artacaktır. Dolayısıyla ne yapıyoruz? Uzun lafın kısası. Buradaki bu çizgiyi biraz daha içeri doğru alıyoruz. Ne kadar alıyoruz? Göz orantımızla yaklaşık
Burası 5 kabul edersek burayı 1 santim kadar içeri alıyoruz. Yani 5'e 1 oranda içeri alıyoruz diyebilirim. Bunlar tabii ki gözle ayarladığımız şeyler şimdilik. Bunların tabii bir de pergellerle, cetvellerle tam oranlı çizimleri vardır. Bizim şu anda onunla herhangi bir ilgimiz yok. Şimdi bu noktaları bulduktan sonra, bakın burada bu noktayı bulduktan sonra, diğeri kolay, diğeri nasıl kolay? Ya buradan şöyle ölçüyü alırsınız, bakın parmağınız şu noktada, kalemin ucu burada, tabii ki benim kalemim burada, fırça. Çevirirsiniz, burayı gittirirsiniz, bunu işaretlersiniz, bu kadar basit. Ya da daha basit yöntem, buradan yatay bir çizgi alırsınız, gene aynı noktaya ulaşırsınız. Yani yatay çizginiz bu açıyla çarpıştığı noktada bu noktanın size yerini aynen gene verecektir. Buna taşıma diyoruz perspektifte. Bir noktayı bir yerden bir yere taşıma. Oradan da dikey çıkıyoruz. Bakın uzatarak çiziyorum. Ve bu noktayı buluyoruz. Yukarıdaki çarpışma noktalarını. Her açının çarpışma noktasını. Niye bu kadar detaylı anlatıyorum? Arkadaşlar bunlar tabii ki bir bilgi birikimi sağlayacaktır. Yani geometrik formlar olmadan çizim yaparsanız boşuna çizersiniz. Bunlar tabii ki çizimin, doğanın, her şeyin başlangıcıdır. Şimdi bu noktadan ne yapıyorum? Buradaki açıya, şuradaki açıya paralel gidiyorum. Görüyor musunuz? Paralel. Bu noktadan da diğer tarafa paralel gitmeye çalışıyorum. Bakın arkada ikisinin çarpıştığı bir nokta oluştu. Bu noktada bizim küpümüzün tavanını, üst kısmını veriyor. Gördüğünüz gibi şöyle tararsak daha net göreceksiniz. Evet, şimdi bunu aynı şekilde devam ettirirsek tabii ki ne çıkar? Bizim küpümüzün görünmeyen, ki görünmeyenler çok önemli, iç kısmı çıkar. Şimdi bunu kalemle, kağıdımızda görünmeyenleriyle bir kere daha çizeceğiz ve böylece daha iyi pekiştirmiş olacağız.